basına ve kamuoyuna, değerli basın ve başta Kuşadası halkı olmak üzere çok değerli halkımız. Son zamanlarda yaşanan kimi talihsizlikler ilçemizi genel kamuoyunda çirkin olaylar ve provokasyonlarla anılır hale getirmiştir. Dünyanın en güzel, en verimli topraklarında olan Anadolu'muzun gözdesi Ege'nin güzide ilçelerinden, turizmin bel kemiklerinden biri olan Kuşadası ilçemizde yaşanan bu talihsiz olaylarda tüm halkımız olduğu gibi Kuşadası Güzel Çamlı gece pazarı esnafları olarak bizler fazlasıyla üzmüştür bizleri de. Bizler Kuşadası Güzel Çamlı gece pazarı esnafları olarak değişik milliyet, inanç ve siyasi görüşleri olan insanlarız. Kendi işimizde, gücümüzde, emeklerimizde çoluk çocuk hep beraber ekmeğimizi çok zor koşullarda kazanmaya çalışıyoruz. Bütün esnaf arkadaşlar olarak yıllardır birbirimize her koşulda yardımcı olacak şekilde büyük bir aile gibi yaşıyor ve gece pazarımızı ziyarete ya da alışveriş amaçlı gelen tüm halkımıza en iyi ve en güvenilir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Kuşadası belediyemizde de daha iyi, daha güzel nasıl yapabiliriz konusunda sürekli görüşüyor. Yaşanan ya da yaşanabilecek sorunlarla birlikte çözümler üretmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Kuşadası Belediye'mizle ilgili gece pazarı esnafları olarak bizler herhangi bir ayrım ya da bir sorun yaşamadığımız gibi desteklerini alıyoruz. Ancak geçen günlerde Kuşadası Belediye'mizle bu kadar güzel diyaloglar içinde olmamıza rağmen Kuşadası Belediye Başkan Yardımcımız Yusuf Atak nezdinde belediyeye yönelik çok çirkin bir saldırı girişiminde bulunmuştur. Yaşanan bu çirkin olaydan sonra bazı muhalif ve kara çalmaya çalışan basın mensupları tarafından bu saldırı çarptırılarak sanki Kuşadası Belediyesi'nin esnaflara yaptığı bir haksızlık şeklinde lanse edilmesini, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmasına tanık olduk ve üzüntüyle karşıladık. En başta bu saldırı girişiminde bulunan kişinin Kuşadası Güzel Çamlı gece pazarı esnafları olarak bizlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sadece 2021 yılısı yaz sezonunda ihtiyaç sahibi olduğu düşünülen bir bayana Güzel Çamlı gece pazarında bir yer bir yıllığına verilmiştir. 2021 yılı sezon sonunda da süresi bittiğinde bu yerin boşaltılması istenmiştir. Saldırı girişiminde bulunan bu kişinin bu yerle veyahut da bu bayanla nasıl bir bağlantısı olduğunu konusunda hiçbir bilgimiz yoktur. Ancak saldırı girişiminde bulunan kişi 2021 yılı yaz sezonu boyunca pazarda sürekli sorun çıkarmış, esnaf arkadaşlarımızla saldırgan bir tutum içinde tartışma yapmış, kavga etmiştir. Sadece esnaflarımız değil, pazar yerine gelen halkımız dahi huzursuz etmiştir. Bu nedenlerden ötürü pazar yeri esnafları olarak bizler de bu konuyu ilgili şikayetlerini dikkate alan Kuşadası Belediye'miz zaten sözleşmesi biten bu kişiler için dükkan boşaltma kararı çıkarmıştır. Ancak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 2021 yılı sezon sonuna kadar dükkanını boşaltmaları için müsaade verilmiştir. 2022 sezonun yaklaştığı bu günlerde gece pazar esnafları olarak bizler yeni sezona hazırlık yaparken Kuşadası Belediyesi içinde başkan yardımcımıza bu konuyla ilgili saldırı girişiminde bulunduğunu öğrendik. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve üzüntülerimizi belirtiyoruz. Ayrıca yaşananlar çarptılar sırf belediye düşmanlığı yapmak için çamur at izi kalsın mantığıyla art niyetle hareket ederek Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel ve hizmet vermeye çalışan belediye personeline saldırma gayesiyle hakaret eden sözde basın mensuplarını şiddetle kınıyoruz. Ekonomik ve sosyal refahın her geçen gün daha da zora düştüğü bu süreçte tam da turizm sezonu başlarken ekmeğinin ve işinde peşinde olan Kuşadası Güzel Çamlı gece pazar esnafları olarak bizler yaşadığımız ilçede bundan sonra her zaman barış dilinin hakim olduğu, huzur ve refahın sağlandığı yaşanılabilir bir yer olarak anılmasını istiyoruz. Bunun için gece pazar esnafları olarak bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kuşadası Belediyesi Güzel Çamlı gece pazar esnafları el ele vererek daha da güzel yapma gayretinin içerisinde olacağız. Kuşadası Belediyesi yalnız değildir. Kamuoyuna saygılarımızdan. Güzel Çamlı Sahip Pazarı Dernek Güzel Çamlı Sahip Pazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşlar alabiliriz. Şimdi
bu belirlediği olayın öznesi olan biraz önce tarif ettiğiniz vatandaş, hani sadece sizi değil burada alışverişe gelen vatandaşları da taciz ettiğini iddia ettiğiniz şahıs bir takım iddialarda bulundu ve mesela şöyle bir şey söyledi. Yusuf Atak'la, belediye başkan yardımcısı Yusuf Atak'la sizlerin ortaklaşa burada alıp sattığınızı söyledi. Dükkanı alıp sattığınızı, rant elde ettiğinizi, o yüzden onları çıkardığınızı iddia etti. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bu konu çerçevesinde bütün esnaf arkadaşlarımız burada öyle bir şeyin oluştuğunu oluşsaydı, bizim içerimizde belediyemizle ilişkisi içeride iyi olan arkadaşlar, bizim de dahil olmak üzere, bir konuda kesinlikle bir sert tepki gelirdi. Bu vatandaşın mağduriyeti dile geldiğinde biz anında müdahale edilerek yerini üzerine geçirmişti zaten. Onun üzerine de, onun haricinde de böyle bir iddia kesinlikle yok. Çünkü bu arkadaş esnaf değil ve esnaflıkla bir bağı olan bir arkadaşımız değil. Kendi söylediklerini ispatlamak zorundadır. Eğer ispatlayamıyorsa yargı makamlarınca gereğince biz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu ithamlar mesnetsiz ve çok kötü bir şeydir. Bu konuda arkadaşımızı da kınıyoruz. Benim de bir sorum olacak. Şimdi az önce dediniz ki bildiride, bu dükkanları bir yıllığına kiraya veriyoruz. Yani buradaki toplam tutanların hepsi bir yıllık mı kiralıyor? Sözleşme neye göre uzuyor? O bayanın sözleşmesi vardı. Neye göre sözleşmesini kabul etmedi, sonlandırdınız? Biz sonlandırma gereği bizim yetkimizde değil, Kuşadası Belediyesi'ndedir. Biz burada bir derneğimiz vardır. Biz burada bütün esnaflarımız, eski olanlar da, yeni olanlar da, 10 yıllık olanlar da, hepimiz burada, dükkanlarımız birer yıllığına alınır. Bütün herkesin, süreç böyledir. Bu süreç içerisinde pazarda iyi olan, iyi gözde getirecek, pazara hoş gelecek, gelen alışveriş yapan arkadaşlara zarar vermeyecek şekilde esnaflar uyum içerisinde, aile şeklinde. Çünkü burada eski olan aileyle biz hareket ediyoruz burada. Bu arkadaşlarla beraber yaptığımız için bu arkadaşlar düzeni bozduğundan, bizim kendimize göre tüzüğümüzde bu arkadaşlar içeride gürültü yapma, kavga etme, adli vakaya dönüşme. Bu arkadaşımın 4-5 tane vakası da vardır. Ama bu konuda kesinlikle öyle bir şey, bu arkadaşımızın söylediği öyle bir şey yoktur. Sözleşme iyi niyetten devam ettiği sürece devam ediyor burada. Belediye her sene yenisi sözleşme yapılıyor. Yani kişinin tutum ve tavırları pazar esnafının yaşamına uygun olmadığından, topluma uygun olmadığından bu şekilde sözleşme feshedildi anlamında. Evet. Onu anlıyorum. Evet, doğrudur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki esnaftan biriyle de konuştu yani bu konu hakkında. Söylemek isteyen biri var mı? Başkanı dinle. Başkan belki yanlıdır. Yansız vatandaş var mı burada? Konuşabilecek bu konu hakkında. Evet. Bütün esnaf arkadaşlar. Başkan diye onun hakkında şimdi bir iddia vardı. Ben ismim Salih. Evet. Ben burada yaklaşık 10 seneden beri ikametgah ediyorum. Biz kendimize düşen görevlerimizi yeni yapıyoruz. Vergi sisteminde çalışıyoruz. Bizim kendimize ait vergi var. Artı sigortalı eleman çalıştırıyoruz. Bu konumda etrafımıza da güzel şeyler, yani müşterilerimize de iyi şeyler yansıtmak istiyoruz. Toplu bir aile bir şekilde yaşıyoruz burada. Ama bu arkadaş geldiğinden beri hep sorun çıkarmaya çalıştı bu şahıs. Ve ben kendim şu an mahkemelikim onunla. Dava açıldı. Bana hırsız muamelesinde bulundu. Ben kendine verdiğim eşyaları tekrar sonradan dışarı attı. Dışarı attığı için o eşyaları ben tekrar geri aldım ondan. Geri aldığım için bana hırsız muamelesi yapıldı ve bu süreçte biz onunla mahkemelik olduk. Şimdi bu arkadaş burada sorun, kaos yaratmaya çalışıyor. Ben kendim onunla mahkemelik olduğum için biraz da kendime de mukayyet olmak istedim ama bu sorunları biz daha önce başkanımızla konuştuk. Başkanımız da dedi hep şey yapın, eğer sakin olun, kavga dövüş olmasın diye, ama çok büyük tahrikler oldu. Çok büyük tahriklere rağmen biz yine de burada diğer esnaf arkadaşlarımıza rahatsızlık, huzursuzluk vermemek için, hatta eşimle beraber, eşim de burada, gel bir tanem sen de biraz konuşabilirsin. Bayağı bir sorunlar oldu. Buyur sen de bir konuş istersen. Yok içinden yok, sen gerekeni özetledin. Yani biz burada aile gibiyiz yıllardan beri. Biz burada ama sadece bizim istediğimiz insanlar. Düzen. Herkes namusunda, şerefinde, haysiyetinde, kimseye zarar vermeden ekmeğinle çalışmak isteyen, ekmeğimizi kazanıp
ne bileyim vatanımıza, milletimize vergimizi ödemek isteyen şahıslarız. Yani bu şahısların derdi burada gelip çalışıp para kazanmak değil. Bunların derdi gelip kaos yaratmak. Birisinde bir problem olup kalkıp tazminat davası açıp onunla beraber aynen geçinmek. Öyle. Biz buna kanaat ettik. Olay bundan ibarettir. Yani bunun fazla detaylara da gene kesinlikle biz sonuna kadar başkanımızın arkasındayız. Böyle hiçbir iddia doğru değil. Burada dükkan alınıp satılmıyor. Siz talep ettiniz galiba. Öyle mi? Tabii tabii. Aynen öyle. Aynen öyle tabii. Hayır öyle bir şey yok. Ya burada büyük bir huzursuzluk var. Burada çok büyük bir huzursuzluk var bir şahıs yüzünden. 10 seneden beri hiç vukuat olmayan bir yerde bir senede bir arkadaş bir geldi bütün pazarı ortalığı karıştırdı gitti. Hayır, siz bu olay bundan ibaret. Olarak belediyeden bunu talep mi ettiniz? Tabii. Aynen öyle. Huzur istiyoruz. Tamam, yani bizim derdimiz sağlıklı bir ortamda çalışıp ekmeğimizi kazanmak. Karışan şahsın anladığım kadarıyla burada dükkanı yok. Bayan bir arkadaşının dükkanı var. Evet. Onun yanında mı takılıyor veya birlikte bayanladına değil mi dükkan? Kendi adına bir şey yok. Kendisi burada esnaf değil zaten. Kendisinin burayla hiçbir alakası ve bağı yoktur. Ne derneğimizin üyesidir, ne pazar esnafıdır. Sadece bir bayan arkadaşla geçen sene mağduriyetinden dolayı bir dükkan verildi, bir yıllığına verildi. Bu kaos ortamı yaratıldığından dolayı dükkanın tahliyesini esnaf arkadaşlarının hepsi burada. Aksini iddia eden bir arkadaşımız varsa buyursun söylesin. Bu esnaf arkadaşlarımızın hepsi bu şikayetleri dile getirerek biz de yetkili tek merci olan Kuşadası Belediye'mize gittik, dile getirdik. Sezon ortasında mağdur olmasınlar diye sezon sonuna kadar süre verildi onlara 2021 yılının sonuna kadar. 2022'de de maalesef bu talihsiz olay yaşandı. Peki buradaki dükkanlarda yıllık ecrimisi üzerinden mi işgaliye olarak her yıl şeyleriniz bir yıllık tutuyorsunuz bir yıl sonra kontratlarınız yeniliyor. Yenileniyor. Yani dükkanlarda burada birbirinize devir olayı yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Olursa da belediye Kuşadası Belediyesi'nin tek yetkili makamı odur. Onun haricinde kimsenin öyle bir şey yapma şansı yok. Peki şöyle bir soru daha sorayım. Aranızda Hasan olarak tutup da Mehmet'e kiraya veren veya Mehmet'in çalıştığı bir yer var mı aile olarak? Biz bunun tespitini böyle bir şey tespit yapıldığında dernek olarak da müsaade etmiyoruz. Yönetim olarak da müsaade etmiyoruz. Esnaf arkadaşlar da böyle bir şey ispatlandığı takdirde biz Kuşadası Belediyesi'nin yetkili merciye bildiriyoruz. Gerekli işlem takdirde onların inisiyatifinde kalmış bir şeydir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bu konuda zaten belediyenin kesin talimatı var. Evet. Eğer kişi dükkanı işletmiyor, herhangi birine kiraya veriyorsa kişinin sözleşmesi feshediliyor, dükkan elinden alınıyor. Kuşadası Belediyesi'nin bu şekilde kesin ve net bir talimatı var. Kimse dükkanı devretmeyi bırakın, kiraya verdiği zaman da dükkanını elinden alıyor. Yani belediye burada bir ranta geçit vermiyor. Kesinlikle. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta içinde. O zaman basın. Güzel Çamlı'da oturan biri olarak bu pazar hakkında yeterli bilgim var. Evet, ve aynı zamanda bizim Güzel Çamlı'da ben meclis üyesiyken bu pazar oluşturuldu, bu pazar yeri. Şimdi ben zaman zaman bu arkadaşlardan bir takım sorunlar söz konusu olduğu zaman bunlar bize iletiliyor. Geliyoruz, onlarla konuşuyoruz, değerlendiriyoruz, tartışıyoruz. Öyle çok büyümeden ufak tefek şeyler de hal olmuş oluyor. Şimdi hele hele bu şekilde Davut Bey'in ve yönetim kurulunun yapmış olduğu bu kadar hemen hemen büyük çoğunluğu burada. Hemen hemen büyük çoğunluğu burada. Kaç tane dükkan var burada? 118 dükkanımız evet. Var. 76 tane bizim üyemiz var. Evet. Şimdi bu arkadaşların burada toplanmış olması, buna sahip çıkmış olmaları, bu da çok önemli bir olay bence. Yani pazarına sahip çıkıyorlar, yanlışlarına sahip çıkıyorlar. Biz de onların her söylediğine koşuyoruz, geliyoruz, yapabildiğimizi yapıyoruz, ileriye başkana iletiyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Bunu da biliyorlar zaten kendileri. Aynen öyle. Yani çok iyi biliyorlar. Fakat böyle bir şeyi düzenlemiş olmaları, yapılan bu saldırı kınamış olmanızı ayrıca ben meclis üyesi olarak size çok çok teşekkür borçluyum. Sağ olun, var olun. Burası sizin ekmek kapınızdır. Evet.
Burası aynı zamanda insan ilişkilerinin, komşu ilişkilerinin, ticari ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi gereken bir yerdir. Bu yeri koruyun, bu yeri sahip çıkın. Biz de sizinle beraberiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Pazar yeri halkıyla birlikte olduğunu onları destekliyoruz. Yanlışlıkla...